Selamun aleyküm. Bugün güzel bir antrenman yapacağım. Güzel bir sırt antrenmanı yapacağım. Şimdi hızlı bir şekilde yemeğimi yiyeceğim. Kahvaltı yapacağım. Ondan sonra direkt spor salonuna gideceğim. Sırt yaparken 4 hareket yapıyorum ben sırtta. Deadlift, row, lat pull'dan sonra bir tane daha bir kanat hareketi var. İsmini bilmiyorum onun. Sonra öğrenirim. Veya yaparken video çekebilirsem onu buraya eklerim. Buradan da kolaylıkla görebilirsiniz. Ondan sonra da eve geleceğim. Güzel bir yemek yiyeceğim. Sonra akşama da halletmem gereken işler var. Bugünü bu şekilde kısa ve öz bir şekilde bitireceğim. Bak size şeyi göstereyim. Kahvaltımı. Bu benim kahvaltım. Domates, yumurta 4 adet. Bir de peynir. Bu peynirin bu arada hepsini yemiyorum. Yalnızca çok azını yiyeceğim. Ve bu görmüş olduğunuz ekmek. Şöyle bir şey. Bu ekmeğin hepsini gömeceğim. Ondan sonra yani önemli olan bu yumurtalar. Domates de duruyordu orada. Biri yemiş. Sonra da bırakmış. Onları da gömeceğim. Yani klasik bir kahvaltı işte. Yumurta, peynir, domates. Bu da güzel bir içecek. Bu kadar. Bir de şöyle bir ekmek. Mis. Bunları gömeceğim. Ondan sonra da spor salonuna gitmeden önce de BCA ile kreatin içeceğim. Ondan sonra bir yarım saat 30 dakika kadar falan beklerim. Birazcık vücudum bu yediğim şeyleri sindirsin. Ondan sonra da spor salonuna gideceğim. Ben normalde spor salonuna sabah giden biri değilim. Sabah gitmemin sebebi de alnımın ortasında sürekli sivilce çıkıyor. Bak bugün de sabah uyandığımda çok kötü iki sivilce vardı. Onları patlattım. Baksana. Çok kötü ya. Şu alnımın ortasındaki sivilceleri hiç gitmiyor yani sürekli var. Sürekli var. Bir cildiye görünmem lazım. Neyse. Ben ne anlatıyordum size? Normalde ben spor salonuna hayatta sabah gitmem. Şu an sabah gitmemin sebebi şu. Bir hafta sonra sabah salonda çok fazla insan olmayabilir. Ondan dolayı güzel bir şekilde rahat rahat video çekebilirim diye düşünüyorum. İnşallah gittiğim zaman video çekerken bir sorun olmaz. Bir sıkıntı çıkmaz ve fazla kalabalık olmaz inşallah. Çünkü gideyim rahat rahat güzel bir şekilde antrenmanımı yapayım. Antrenman yaptığım sırada güzel ve rahat bir şekilde videomu çekeyim. Ondan sonra videoları güzel bir şekilde editleyip burada sizlere aktarayım. Bugünkü amacım bu. Ondan sonra akşam işlerim falan var. Onları halledeceğim. Neyse ben şu an yemek yemeye geçiyorum. Spor salonunda görüşürüz. Şu an kayıtta. Tamam hadi. Ya. Şu kayıt tuşuna basmamışsın amına koyayım ya. Şu an müziğin gelmesini bekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Uf. Biz ilk geldik. Ben 4 set ısındım. Ondan sonra 100, 140, 180. Şimdi 200. Basacağım bu son set. Ondan sonra deadlift bitecek. Bir tane. Bir tane. Ya Allah bismillah. Allahu ekber. Yani normalde insanların arasında ve antrenman yaparken bu şekilde kendime video çekmediğim için ve antrenman sırasında da konuşmadığım için ve bunu ilk defa şu an denediğimiz için birazcık değişik hissettirdi ve böyle kendim değilmişim gibi rahat hissetmiyorum. İşte ondan dolayı. Yani bu zamanla düzelecek bir durum ya. Aynen. Neyse halledeceğiz. Neyse şimdi harekete geçelim. Acıyor. Şimdi spor salonundan çıktım. Şu an motorun üzerindeyim. Eve doğru geçeceğim. Ama açıkçası video tam istediğim gibi olmadı. Yani antrenman yaptığım esnada kendimi istediğim şekilde, yani Osman yanımdaydı, Osman videoyu çekiyordu. İstediğim şekilde güzel bir içerik olmadı. Bunun sebebi şu, ben genelde videolarımı telefonla çekiyorum, kamerayla çekmiyorum. Ve haliyle kamerayı yeni aldım. Ve o yüzden birazcık bu kameraya adaptasyon sürecim olacak. Yani alışmam gerekecek. Ben genelde fix telefonla videolarımı çeken, telefonla içerik üreten bir insanım.
Ve kameraya geçince birazcık değişik oldu, değişik hissettirdi. Ve Osman'la mesela beni antrenman yaparken beni çeken birinin olması daha da farklı hissettirdi. Bunlar alışık olduğum şeyler değil ve antrenman yaparken kalabalık bir ortam değil. Ben salonun bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyordum. Salon bayağı kalabalıktı. Ve aynı zamanda ben antrenman yaparken hiç konuşmuyorum. Yani aralarda bir şeyler söylemeye çalıştım ama yani sanki ben değilmişim gibi hissettim. O yüzden sustum. Yalnızca antrenmanımı yaptım. Antrenmanı da tam istediğim gibi yapamadım. O yüzden tam istediğim gibi aklımdaki gibi bir video olmadı. Ama ilerleyen zamanlarda deneye deneye, çeke çeke kendimi kamerayla video çekme konusunda geliştire geliştire öğreneceğim ve daha güzel videolar çekmeye başlayacağım. Dediğim gibi herkes anasının karnından doğduğu gibi istediği şeyi yapmak istediği şeyi mükemmel bir şekilde yapamıyor. Zamanla harcayacağım emekle çabayla değişimi hep birlikte göreceğiz. Neyse ben kaçıyorum eve. Eve giderim güzel bir yemek yerim. Ondan sonra akşam çalışacağım zaten. Öyle. Neyse ben kaçıyorum eve. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.